Ekranda Desmos.com'dan aldığım bir ekran görüntüsü var. Desmos, grafik çizebilen online bir hesap makinesi. Bu videoda Desmos'tan yardım alıp fonksiyonları nasıl ölçeklendirdiğimizi biraz daha yakından incelemek istiyorum. Size de Desmos.com'a gidip bu yaptıklarımı kendi kendinize yapmayı denemenizi öneriyorum. Şimdi isterseniz kolay ama ilgi çekici bir fonksiyonla başlayalım. fx eşittir mutlak değer x olsun. Kolay değil mi? Şimdi de f(x)'in ölçeklendirilmiş versiyonlarını çizmeye çalışacağız. g(x) yine aynısını yazalım. x'in mutlak değeri. Evet, g(x) şu anda f(x) ile aynı olduğu için grafikler üst üste geldi. Ama şimdi g(x)'i bir sabitle çarpacağım. Mesela 2 ile gx ile fx arasındaki farkı gördünüz değil mi? gx, fx'in iki katı ve eğer isterseniz gx'i 2 çarpı fx olarak da yazabiliriz. Sonucun değişmediğini fark ettiniz değil mi? x arttıkça gx'in fx'e göre 2 katı hızla arttığını söyleyebiliriz. Sağ taraftaki pozitif değerli x'lerden bahsediyorum ama sol tarafta da x azaldıkça gx yine 2 katı hızla artmaya devam ediyor. Peki burada 2 olması ile gx'in 2 katı hızla artıyor olması bir tesadüf mü sizce? İsterseniz aynı şeyi gelin 3 ile yapalım. Bu defa 3 katı hızla artıyor ve bunu iki yön için de söyleyebiliriz. Peki 0,5 koyarsak ne olur? Evet fx'in yarı hızında artmaya başladı değil mi? Ve bunlar son derece mantıklı sonuçlar çünkü bu sabitlerle f(x)'in ne kadar hızlı değiştiğini belirliyoruz. Burada x 1 iken çıktı değeri 1'di ama burada 1 bölü 2. Burada x 5 iken çıktı değeri de 5'ti ama burada 5 bölü 2 ya da 2,5. Artış hızı yarısı ve eğim de diğerinin yarısı. Peki burada x'in mutlak değeri yerine 0'dan farklı bir y ekseni kesim noktası olsaydı? Mesela 6 olsun. Öndeki sabiti değiştirdiğimizde sadece eğimin değil, y ekseni kesim noktasının da değiştiğini görüyorsunuz değil mi? Bunun nedeni ifadenin tamamını 0,5 ile çarpmamız. 1 ile çarparsak başladığımız yere dönmüş oluruz. 2 ile çarpınca da y ekseni kesim noktası büyür. Neden diyecek olursanız terimlerin ikisini de 2 ile çarpıyoruz da ondan. Sadece eğim değil, y ekseni kesim noktası da 2 katına çıkıyor. 0,5'i denersek sadece eğim değil, y ekseni kesim noktası da 0,5 ile ölçeklenmiş olur. İsterseniz tüm bunları buraya genel bir sabit olan k'yı yazıp, değerini de değiştirmek için bir ayar yapalım. Sabit 0 ile 10 arasında ve 0,05'lik adımlarla değişiyor olsun. Evet. Değeri değiştirdiğimizde her defasında 0,05'lik bir değişim elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi sabitin değerini değiştirdiğimizde grafiğin daralması yanında eğimin büyüklüğünün de ölçeklendiğini görüyorsunuz. Evet, evet. K azaldığında ise y ekseni kesim noktası da eğimde küçülüyor. Ölçeklendirme ile ilgili bu şekilde düşünebiliriz. İsterseniz tüm fonksiyonu bir sabitle çarptığımızda ne olduğuna da bakalım. Bu defa x yerine bir sabit çarpı x koyacağız. Yani k çarpı fx yerine f içinde k çarpı x'i değerlendireceğiz. Bu gx'in kx artı 6'nın mutlak değerine eşit olması anlamına gelir. Videoyu durdurun ve biraz düşünün k'yı arttırdığımız zaman y ekseni kesim noktası değişmiyor. Neden diyecek olursanız, bu defa ölçeklendirmenin y ekseni kesim noktası ile bir alakası yok da ondan. Ama eğim değişiyor. k birden 2'ye değişince artış hızı iki katına çıkıyor. k birden 1 bölü 2'ye değişince de artış hızı yarıya düşüyor. Bu mutlak değer fonksiyonu ama aynı şeyi farklı fonksiyonlarla, örneğin ikinci dereceden bir fonksiyonla da yapabiliriz. Mesela 2 eksi x kareyi ele alalım. Evet, ekranı biraz aşağı kaydırayım. k 1 olduğunda ikisi de aynı fonksiyon. K'yı arttırdığımız zaman, mesela 2 yaparsak parabol azalmaya başlıyor. Sıfırdan giderek artan bir hızla uzaklaşıyor. Bunun sebebi daha önce x eşittir 2'de olanların artık x eşittir 1'de gerçekleşiyor olması. Yani bunu 2 ile çarpmamız. 0 ile 1 arasında da 0'ın iki tarafında da parabol daha düşük bir hızla azalıyor. Hala değişen bir hız ama daha düşük bir hızla değişen bir hızdan bahsediyoruz. Pek de güzel bir Türkçe olmadı ama ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Peki k'yı buraya değil de fx'in önüne koyunca ne olacağını da görelim. Ee, bu eğrinin farklı noktalardaki değişim hızının yanında y ekseni kesim noktasını da değiştiriyor değil mi? Bunun nedeni bu defa y ekseni kesim noktasını da ölçeklendiriyor olmamız. Peki, bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Bu videoda ölçeklendirmeye giriş yaptık ve bu videoyla işin mantığını anlayıp bu olan bitenin matematiksel olarak da neden anlamlı olduğunu kavramanızı amaçladım. İsterseniz desmos.com'a giderek farklı fonksiyonlarla oynayıp öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Öneririm.